Sayın Parlamento Başkanları, değerli Parlamento Başkan Vekilleri, Sayın Milletvekilleri, değerli katılımcılar, Antalya'da düzenlediğimiz Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurul toplantısını açıyorum. Hibrit formatta gerçekleştirilecek bu toplantıda çevrim içi olarak bizleri dinleyen ve değerlendirmelerini sunacak olan saygıdeğer katılımcıları da selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Genel Kurul gündemi evvelce sizlere bildirilmişti. Bu çerçevede ilk madde gereğince gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, gündemimiz kabul edilmiştir. Değerli katılımcılar, Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci Parlamenter Asamblesi dönem başkanlığı süresince yapmış olduğumuz faaliyetlere değinen ve genel kurul toplantımızın ana teması olarak belirlenen komşular birlikte görür, bölgesel dayanışmanın geleceği için işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda dönem başkanlığı adına konuşmamı yapacağım. Sonrasında ise siz değerli katılımcılarımızın temamıza ilişkin değerlendirmelerini alacağız. Saygıdeğer parlamento başkanları, değerli milletvekilleri, kıymetli misafirler, Güneydoğu Avrupa süreci Parlamenter Asamblesi'nin 8. Genel Kurulu vesilesiyle sizleri doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel zenginliğiyle Akdeniz medeniyetinin parlak yıldızı Antalya'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye'ye hoş geldiniz. Son 1,5 senedir bütün dünyayı olduğu gibi bölgemizi derinden etkileyen küresel bir salgınla hep birlikte mücadele ediyoruz. Yaklaşık 4 milyon insanın canına mal olan bu salgın, ırk, dil, din ve yaş ayırt etmeksizin maalesef her kıtadan, her ülkeden insanı etkiledi. Huzurunuzda COVID-19 virüsü sebebiyle kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımız için taziyelerimi sunuyorum, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Aşıya erişimin kolaylaşması ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla bütün insanlığın daha rahat nefes alabileceği günlere bir an evvel kavuşulmasını ümit ediyorum. Küresel salgın sebebiyle ertelediğimiz veya çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz çok taraflı toplantıları tedbir alarak da olsa artık daha güvenli bir şekilde düzenleyebilmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Bu bağlamda dönem başkanlığımızdaki Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu'nun müşterek faaliyetler bakımından etkin ve verimli yeni bir döneme kapı açmasını temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, toplantımız vesilesiyle Türkiye'nin turizm sektöründe merkezi bir yeri haiz Antalya'da küresel salgına karşı aldığımız ve ülke genelinde uyguladığımız güvenli turizm sertifikasyonu programı kapsamındaki tedbirleri bilfiil müşahede etme fırsatını da bulacaksınız. Bölgemizin ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sektörlerden biri olan turizm alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının bu süreçte her zamankinden daha önemli olduğu kanaatindeyim. Kıymetli misafirler, Güneydoğu Avrupa'daki aktörlerin müşterek iradesini ve özgün karakterini yansıtan, fark oluşturan bir bölgesel sahiplenme örneği teşkil eden bu platformun imkanlarından istifadeyle bölgesel işbirliğini ve diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üçüncü kez üstlendiğimiz Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci dönem başkanlığımız zarfında bölgenin bütününü bir araya getiren bu yegane platformun kuruluşunun 25. seneyi devriyesini idrak ettik. Devlet ve hükümet başkanlarımız birkaç gün önce yine Antalya'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesinde bir araya gelmişlerdi. Bölge parlamentoları olarak iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde en hassas dönemlerde bile bir diyalog atmosferi oluşturan bu işbirliği sürecinin parlamenter boyutunda da aynı anlayışla ve sorumlulukla hareket ediyoruz. Dönem başkanlığı önceliklerimizi belirlerken Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin temel prensipleri olan kapsayıcılık ve bölgesel sahiplenme prensiplerini esas aldık. Bu çerçevede
bölgeye özel işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi üzerinde hassasiyetle durduk. Ankara olarak bu büyük ailenin ilk adımını atmış olmaktan şeref duyduğumuz Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi'ne her zaman büyük bir değer atfettik. Bölgenin kendi inisiyatifleriyle oluşturulmuş yegane teşkilat olması sebebiyle asamblemiz farklılığını ve itibarını korumaktadır. Dönem başkanı ve farklı inanç ve kültürlerden topluluklara asırlar boyunca barış ve huzurla ev sahipliği yapmış bir ülke olarak dünya ölçeğinde artış gösteren yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı gibi küresel imtihanlar karşısında insani değerler temelinde bir müşterek vizyon geliştirilmesi için gayret sarf ediyoruz. Bu sınamalardan başarıyla çıkabilmek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Gayemiz bölgemizde istikrar, güven ve işbirliğini geliştirerek huzur, refah ve dostane ilişkiler ile anılmasını hedeflediğimiz Güneydoğu Avrupa'yı istikbale güçlü bir şekilde kavuşturmaktır. Değerli katılımcılar, dönem başkanlığımızda gerek yürütme gerek yasama organı parlamentolarımız arasında faydalı ve verimli bir faaliyet takvimi icra etmeye çalıştık. Her alanda büyük bir potansiyel barındıran bölgemizin mutlak bir barış ve huzur ortamına kavuşması ve kalkınması bakımından müşterek sorumluluk taşıdığımızı her toplantıda ifade ettik. Bu itibarla geçmişteki çatışmalardan ve bölünmelerden gerekli dersleri çıkarmamız, aramızdaki işbirliğini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek için elzemdir. Krizler, geçmişteki hataları veya başarıları unutmak için bir gerekçe değildir. Bununla birlikte eski anlayışları gözden geçirme noktasında sağlam bir fırsat sunmaktadır. Bugün bu çatı altında yakaladığımız bu fırsat bölgemizin genç nesillerinin istikbalidir. Bu çerçevede güncel sınamaların, geçmişten gelen meselelerin ve ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların asamblemizin bütün katılımcılarının birbirleriyle daha yakın ve samimi diyalogda hissetmeleriyle aşılabileceğine olan kanaatimizi bir kere daha vurgulamak istiyorum. İlaveten bizlerin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesinin bu süreci teminat altına alacak tamamlayıcı bir faktör olduğu hatırda tutulmalıdır. Bu süreçte Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi gibi bölgesel diyalog ve işbirliği mekanizmalarından azami derecede istifade edilmesi en akılcı yöntem olacaktır. Parlamentolarımızın da bu konuda üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmesinin bu hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağı aşikardır. Bölgedeki katılımcıların Avrupa Birliği ve NATO ile bütünleşme perspektifini ilk günden itibaren destekliyor, reformların devam etmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu çerçevede Tiran ve Üsküp'le katılım müzakerelerinin bir an önce başlatılması gereğinin altını çiziyor, diğer aday ve potansiyel adaylarında Avrupa Birliği ile entegrasyon süreçlerinin hızlandırılmasını istiyoruz ve destekliyoruz. Değerli katılımcılar, Türkiye coğrafyasının yanı sıra tarihiyle ve sosyokültürel birikimiyle bir Balkan ülkesidir. Ülkemizin bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olduğu unutulmamalı, Türkiye'yi bölge dışı bir aktörmüş gibi göstermeye çalışan söylemlere itibar edilmemelidir. Nitekim ülkemiz diğer bütün bölge ülkelerini de ortak sınırı bulunsun veya bulunmasın, komşusuymuş gibi algılamakta, ihtiyaç anında her türlü desteği sağlamaktadır. Siyasi alanda verdiğimiz desteğin yanında COVID-19 salgınıyla mücadelede sarf ettiğimiz gayretler bu anlayışımızın bir yansıması olarak kabul edilmelidir. Değerli misafirler, parlamentolarımız arasındaki somut işbirliğini kalıcı hale getirmek için atılacak bazı adımlar olduğunun da farkındayız. Bu kapsamda uluslararası nitelikte bir daimi sekreterya kurulması hususunda evvelce sağladığımız mutabakatı daha fazla gecikmeden hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Zira bölgesel işbirliğinin uzun vadede kalıcı neticeler üretmesi için belirleyici unsurlardan biri olan parlamenter boyut, daimi sekreteryanın tesisi ile işlevselliğini de teyit etmiş olacaktır. Asamblemizin daimi bir sekreteryaya sahip olması, bölgesel bütünleşme çabalarımıza ve Avrupa ile bütünleşme süreçlerine sunacağımız katkıyı, kurumsal kimliğimizin güçlendirilmesi sayesinde uzun vadede kalıcı kazanımlara dönüştürecektir. Bu konunun önümüzdeki aylarda daha yapıcı bir diyalogla ele alınmasını
ve bir karara bağlanmasını ümit ediyoruz. Bu itibarla Ankara olarak her türlü sorumluluğu üstlenmeye de hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, toplantımızın verimli bir şekilde geçmesini ve burada ele alacağımız hususlar ile varacağımız sonuçların gelecekteki çalışmalarımız bakımından faydalı olmasını temenni ediyorum. Sizlerle Antalya'da bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ülkemizde güzel vakit geçirmenizi canı gönülden diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.